Kudüs neden bu halde? Hep bu soruyu soruyoruz hem kendimize değil mi hem etrafımıza. Kudüs neden bu halde sorusunun cevabı biz neden bu haldeyiz sorusunun cevabıyla aynı aslında. Biz bu halde olduğumuz için Kudüs bu halde. Şimdi Kudüs ilgili içimizi yakan şu mesele bir konuşmak istedim. Hadisler okuyacağım. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içinde bulunduğumuz şu an adziyet durumunu, biz Müslümanların içinde bulunduğumuz şu an güçsüzlük durumunu 1400 sene önce bir hadise haber vermiş. Maalesef ki o haldeyiz. Biraz tarihten konuşacağız. İmani bir bölüm okuyacağız. Ne inşallah belki de az da olsa ufak da olsa bir kıvılcım çakmasına inşallah şu okuyacağımız yerler vesile olacak Allah'ın izniyle. Şu müjdeyle başlamak istiyorum. Şimdi şunu bir kere bilelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kudüs'e ilgili bir müjdesi var. Şimdi onu okumadan önce şunu da iletmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu bütün gaybi haberler çıktı. Vermiş olduğu bütün müjdeler şu dünyada yerini buldu. Bakın bir avuç Müslümanız. 1400 sene önce Efendimiz Aleyhisselam İslam davasını altmaya başladığında bir avuç Müslümanız ve karşımızda sadece Mekkeli müşrikler yok. Tüm dünya var. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam çıktığında, peygamberlik dava ettiğinde Kur'an-ı Kerim'i insanlara aktardığında bütün dinlere, bütün İslam dışındaki inanışlara karşı bir mücadele başladı. Yani putperestlere de karşı mücadele başladığı gibi, ateşe tabanlara karşı mücadele başladığı gibi, dinsizlere mücadele başladığı gibi, Yahudilere, Hristiyanlara karşı da bir mücadele başladı. Yani hak olan son din bu. Buna ittiba etmelisiniz davasıydı bu. Dolayısıyla tüm dünya karşısına aldı. Bir avuçken tüm dünya karşısındayken daha Mekkeli müşriklere bile galebe edilmemiş durumdayken yani güçsüzüz yani sayıcı azız ve düşmanlarımız karşısında güçsüzüz. O dönemde Efendimiz Aleyhisselam tek tek müjde vermeye başladı. Dedi ki Mekke feth olunacak. Zordu. İran feth olunacak. O dönem duyan müşrikler belki de inanmamıştır. İran dediğimiz ülke o zaman çok güçlü. Milyonlarca tebası var. Şam feth olunacak. Rumlar yenilecek yani Rumları yeneceğiz ondan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Beytül Makdis feth olunacak. Kudüs feth edilecek. Irak feth edilecek. Ve bunları söylediğinde çok güçsüz ve aradan birkaç zaman geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam saymış olduğu tüm bu imkansız gibi görünen yerler tek tek. Fet olunuyor. İstanbul fethedilecek diyor ve İstanbul'a feth ediliyor. Dolayısıyla söylemiş olduğu tüm müjdeler yerini buluyor. Peki Kudüs'le ilgili nasıl bir müjde var? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır ve Müslümanlar galip gelecektir diyor. Şu an maalesef mağlup durumdayız. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine vermiş olduğu o müjde yerini bulacak. Galip olacağız. Ama bizim şimdi konuşmamız gereken mesele neden bu haldeyiz? Neden biz bu haldeyiz? Müslümanlar bu halde bitkisel haldeyiz? Bunu bir konuşmamız lazım. Görüntüleri izliyoruz, üzülüyoruz değil mi? Ölen çocukları görüyoruz, anneleri görüyoruz, kardeşlerimizi görüyoruz, üzülüyoruz. Peki hayatımızda ne değişiyor? Şu an bitkisel hayatta bir ümmet gibiyiz değil mi? Felçli gibi tepki veriyoruz. Yani bütün vücudumuz felçli, sadece bakıyoruz. Bir de arada konuşuyoruz ki büyük bir kısım konuşmuyor bile. Ağzını bile açmıyor maalesef ki onlar bizim umurumuzda bile değil. Bir Müslüman bu durumda konuşmak zorunda mecburiyetinde Müslümansa. İsrail terörizmine karşı çıkmak zorunda. Müslüman kardeşlerin yanında olmak zorunda. Müslümansa bunu yapmak zorunda. Müslümanlığın gerekliliğidir bu konuşmuyor anlarda hale bile almıyoruz. Almamamız da gerekiyor. Ama biz izliyoruz ya sadece izliyoruz. İzlemenin bile hakkını veriyor muyuz? İzlediğimizde üzülüyoruz. Telefonu kapattığımızda o görüntüleri görmediğimiz zaman içtiğimiz suyun tadı değişiyor mu? Yediğimiz yemeğin tadı acılaşıyor mu? Gülmelerimiz azalıyor mu? Dünyalık planlarımız ertiliyor muyuz? Ya şu durumda yapmayalım şunları. Şu durum geçene kadar en azından o kardeşlerimizin zulmü en azından böyle durana kadar şu hayallerimizi gerçekleştirmeyelim diyor muyuz? Maalesef bunu bile demekte zorlanıyoruz. Bak izlemenin bile hakkını maalesef veremiyoruz bu kadar. Ezik bir durumdayız. Çok üzücü bir durum yani. Bu kadar aciz bir durumdayız. 8-10 milyonluk bir devlet 2 milyarlık Müslümana meydan okuyor. Sadece kınıyoruz. Sadece yani. Peki neden bu haldeyiz? Çünkü bizim imanımızı çaldılar. Zedelediler. Sadece Türkiye'de değil. Tüm dünyada. İngiliz'in oyunlarıyla, Amerikan oyun vesaire oyunlarla yapılan hamlelerle akıl oyunlarıyla cahil bırakıldık ve imandan uzaklaştırıldık. İman neden bu kadar önemli bizim için? Biz Müslümanların tüm başarıları imandan gelen ilimle, imandan gelen cesaretle, imandan gelen atılımlarla oldu. İmanı çıkardığından bir başarımız kalmıyor ki geriye. Evet kafirin başarısı dünya aşkıyla dünyayı sevip dünyaya bağlanması olurken bizim başarısızlığımız dünya aşkıyla oluyor. Ama iman devreye girdiğinde ki iman deyince aklınıza sadece namaz kılmak, dua etmek gelmesin. Evet bunlar da iman içinde ama kavli kısım, bir de fiili kısım var. Kalk, mücadele et, koştur, harekete geç. Her alanda en iyi sen ol ki tarihe baktığımızda ecdadımız olmamış mı? Olmuş. Her alanda en iyi olmuşuz Müslüman bilim öncülerine baktığında, askeri öncülere baktığında bilimde, tıpta hepsinin ortak noktası ne? İman gücü. Çünkü iman olan bir adam Allah'ın muradını yani Allah'ın emrini ondan beklediğini, isteklerini bilirse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ondan beklediğini, isteklerini bilirse durmaz ki. Duramaz ki. Bu dünya duracağın bir yer değil. Dünya aşkı ile ne tutuşmaya bir kenara bırakır. Asıl hedefinin peşinden gider. İmana hizmet, İslam'a hizmet konusunda gece gündüz mücadele eder. Bizim mücadelemiz ne? Daha iyi bir evde oturayım değil mi? Daha iyi bir arabaya bineyim. Şu ayakkabıyı alayım. Bakın mücadelemiz bu olmuş. Çünkü imandan biz uzaklaştırılmışız. Bizim için iman bu kadar önemli. Tek bir olay söyleyeceğim. Hani iman ne alaka demeyelim. Bizim en temelimiz iman. İman devreye girdiğinde zaten her alanda zirveye koşuyorsun, öncü oluyorsun. Topunda, tüfeğinde, ilminde, bilminde hep ön safta oluyoruz. Çünkü Allah'ın emri bu. Durmak yok, Kat koştur diyor tabiri caizse. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emri bu. Duramıyorsun. Bir örnek vereceğim. Neden İstanbul birçok padişahımız tarafından fethedilmeye çalışıldı, kuşatıldı? Ve neden Fatih Sultan Mehmet gecesine, gündüzüne katıp Allah'ın inayetiyle de İstanbul'un fethine mazhar oldu? Neden? Bir tek hadise mazhar olmak için değil. Bak bir hadisle çağ kapattık, çağ açtık. İman ne kadar önemli görüyorsunuz değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan bir cümleye mahzar olmak için askeri de, ilimde, bilimde en önde olduk. Gece gündüz koşturduk, çağ açtık, çağ kapattık. Bir hadisin imanla olan Müslüman topluluk üzerindeki etkiyi, Görebiliyor muyuz? Bunu da göremiyoruz çünkü bizi, tarihimizi de yabancı bir hale getirdiler. Tarih yazdık. Neyle? İmanla. Ama tarihimizden bir haberimiz yok maalesef. 6 gün savaşları, İsrail 6 gün savaşlarında birden fazla Müslüman ülkesini yeniyor. Birden fazla Müslüman ülkesi var. Karşıda bir sürü Müslüman ülkeleri var. Yenilmesi lazım ama yeniyor. Nasıl yeniyor? Arkadan vurma taktiği uyguluyor. Şimdi ayrıntıyı vermeyeceğim. Uçakları kaldırıyor. Arkadan dolanıyor. Farklı bir taktik uyguluyor ve yeniyor. Komutana soruyorlar. Bu taktik Müslümanların taktiği. Yani Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethederken bu taktik taktiği uyguladı. Siz bir Yahudi olarak yani İsrail devleti olarak Müslümanları Müslüman taktiğiyle nasıl geldiniz diyor. Komutan cevap veriyor. Diyor ki Müslümanlar tarih bilmez ki. Değil mi? Maalesef bu duruma kadar getirildik. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisini söylemek istiyorum. İçinde şu an bulunduğumuz durumu özetler nitelikte. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki yakında milletler sizinle savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Bak şu anki gibi. İsrail tek değil ki. Amerikalısı geliyor değil mi? İngiltere'si geliyor. Avrupa'daki çeşitli ülkeler yardımda vesaire. Bak birbirlerini davet edecekler. Bunun üzerine sahabe diyor ki Ya Resulallah sayımız az olduğu için mi böyle olacak? Efendimiz diyor ki bilakis sayınız fazla olacak, kalabalık olacaksınız. Fakat senin üstündeki çer çöp gibi zayıf olacaksınız. Kalabalık olacağız ama senin üstündeki gibi çer çöp gibi zayıf olacağız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma hissini alacak. Sizin kalbinizi gönlünüze de ven atacak diyor efendim. Efendimiz Aleyhisselam. Sahabe diyor ki Ya Resulallah vehen nedir? Efendimiz cevap veriyor. Diyor ki dünya sevgisi ve ölüm korkusu. İşte biz Müslümanlar dünya sevgisi ve ölüm korkusundan dolayı şu an maalesef bu haldeyiz. En ufak bir zevkimizden ödün veremiyoruz. Aman bana kimse dokunmasın. Evime gittiğim ayaklarımı uzatıp içtiğim çaydan ödün vermek istemiyorum. Bundan bile ödün veremiyoruz ya. Bundan bile ödün veremiyoruz. Hani en iyi sevdiğimiz, en iyi bildiğimiz iş çıkıp bağırıp çağırmak değil mi? Ya, yapmamız lazım bunu. Bu tepki vereceğiz. Bağırıp çağırıp ertesi gün sabah namazında kalkmadığımız bu iş olmayacak. Bizi namaza götürmeyen iman Kudüs'e götürmeyecek. Götürmez. Bizi yanı başımızdaki secdeye götürmeyen iman Mescid-i Aksa'nın fethine götürmez. Bu kadar önemli bir mesele bununla ilgili bir olay anlatayım. Selahattin Eyyubi bir gün hutbe veriyor. O dönemde Kudüs Haçların kontrolünde. Bir genç kalkıyor Selahattin Eyyubi'nin lafını kesiyor. Diyor ki ne konuşuyorsun diyor. Şu an diyor Kudüs diyor haçlıların kontrolünde. Selahattin bu çocuğu bozmadan hutbesine devam ediyor bitiriyor. Ertesi gün oluyor sabah namazında mescide geliyorlar. Selahattin Eyyubi diyor ki dün bana hutbede o tepkiyi veren çocuk genç burada mı diyorlar. Yok diyorlar. Dün genç at tutuyordu ya Kudüs'le ilgili. Sabah namazı meşte yok. Ya sabah namazından gelmiyor. Kalkmamış yani. Selahattin Eyyubi diyor ki gidin o çocuğu getirin. Gidiyorlar o çocuğu alıyorlar getiriyorlar. Selahattin Ebu o çocuğa sen ne zaman sabah namazına gelirsen Kudüs o zaman feth olunacak. İşte buradaki mesaj çok mühim. Biz ne zaman sabah namazını seccadeleri doldurduğumuzda işte o zaman düşmanlarımız titreyecek. O zaman imani konuda yan yana geldiğimizde kavli dua yaptığımız gibi fiili duayı da yapacağız anlamına geliyor. Rahat yatağımızdan kalkıp mücadele edeceğiz. Zevklerimizden, lezzetlerimizden feragat edeceğiz demektir. Bu da iman da olur? Bizim benzinimiz iman. Son model bir arabamız var ama araba gitmiyor. Benzin yok. İşte o benzin yüklediğimiz o arabaya, o iman benzinini yüklediğimize tabiri caizse hiçbir güç o araba Arabayı durduramayacak. Bakın şunu da fark edelim. Düşmanlarımız bizi topla tüfekle yenmedi, yenemedi. İmanımızı saldırdılar, imanımızı çaldılar, öyle yenildik. Bunu nereden söylüyorum? Hemen delilendireyim. Takriben 100 sene önce kadar İngiliz Sömürge Bakanı Glaston, avam kamanısında bir konuşma yapıyor. Elini Kur'an-ı Kerim alıp sallıyor. Diyor ki biz bu Kur'an'ı Müslümanlardan almadıkça onlara hakim olamayız. Ya diyor bu Kur'an'ı onlardan alacağız ki bu mümkün değil, biliyorlar ya da bu Kur'an'ı onlardan uzaklaştıracağız, soğutacağız diyorlar. Çok soğutlar değil mi? Okuyorsun anlamıyorsun. Allah muradı O yüzden tefsirler okuyoruz. O yüzden sürekli diyoruz da risale okuyalım. Risale-i Nur ne? Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Şimdi okuyorsun anlamıyorsun. Arapça bilsen de anlamıyorsun. Çok çok derin bir mesele. Ama tefsirlerde Allah'ın muradını anlıyorsun. Allah'ın bizden beklentisini anlıyorsun. Taklidi olan imanın taklit imanını çıkarıyorsun. Ama tefsir okumakta da üşengeçlik sağlıyoruz. Tüm dünyadaki Müslüman alemine baktığımızda Kur'an'a uzaklaştırıldık. Allah'ın muradı ne? Bizden beklentisi ne? Emri ne? Efendimiz Aleyhisselam'ın emri ne? Cahil bırakıldık. Bak düşman bizim dayanak noktamız bildiği için direkt oraya oynadı. Toplu tüfekle değil. İlk başta bizim imanımıza bir çembe taktı. Sonra zaten parçalamak çok kolay oldu. Şu an konuşuyorum etrafımdaki kardeşlerimizle. bir de genel bir gözlem yapmaya çalışıyorum. Ümitsizlik içindeyiz. Müslüman ümitsizlik yasak. Hakiki imanı elde eden bir mümin ümitsizliğe düşmez ki. Ama bizim iman konusunda problemimiz olduğu için, zayıf olduğumuz için, sürekli o imanımızı, hakiki imanı tutamadığımız için ümitsizliğe düşüyoruz, yeise düşüyoruz. İşte bu yüzden ne, yap ne yapacağız ki? Düşman çok güçlü. Ne yapabiliriz ki? Hiç geçmişe bakıp tarih yazan, gönlü imanla dolu ecdadımızı görmüyoruz. Bilmiyoruz belki. Ümitsizliğe düşmeden mücadele etmiş biz ne ümitsizliğe düşüyoruz? Çünkü birçok konuda bilgi eksikliği yaşıyoruz. Müslüman ümitsizliğe düşmez. Şu an içinde bulunduğumuz ümitsizliği neyle kıracağız? Yine imanla kıracağız. Bakın Bediüzzaman Hazretleri ümitsizlikle ilgili. Yani şu an içinde bulunduğumuz bu durumu özetler nitelikte mükemmel bir tespit yapıyor. Diyor ki yeis ümitsizlik dehşetli bir hastalıktır ki alem-i İslam'ın kalbine girmiş. Ümitsizlik alem-i İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki, ümitsizliktir ki biz öldürmüş gibi Garp'ta, Batı'da 1-2 milyonun küçük bir devlet takriben 100 sene önce yazıldığı için verilen rakamlar o zamana ait rakamlar. Yani batıdaki o 1-2 milyonluk küçük bir devlet şarkta doğuda 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemlek hükmüne getirmiş. Sömürge haline getirmiş. Hala devam ediyor bu olay. Hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş. Menfaatı umumiyi bırakıp yani umumun menfaatını düşünmeyi bırakıp menfaati şahsiye şahsi menfaatimize nazarımızı hasretmiş. Hem o yeistir ki kuvve-i manevimizi kırmış. Az bir kuvvetle imandan gelen kuvve ve-i maneviye ile şaktan garba kadar, doğudan batıya kadar istila ettiği halde, bak istila ettiğimiz halde o kuvvetle o kuvve-i manevi harika, o harika manevi kuvvet meyusiyetle, ümitsizlikle kırıldığı için zalim ecnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanları, şimdi çok daha fazla Müslümanları kendilerine esir etmiş. Harada ediyor maalesef. Hatta bu yeis ile ümitsizlik ile başkasının layıkatlığını ve fütürunu kendi tembelliğine özür zanneder. Neme lazım der. Herkes benim gibi berbattır diye şehamete imaniye yani imanı verdiği yiğitliği terk edip hizmeti İslamiye yapmıyor. Çok tanıdık geldi mi bu paragraf? Tekrar okuyorum. Bize anlatıyor. Hatta bu yeis ümitsizlik ile başkalarının layıkatlarına füturun çekilmesini kendi tembellerini özür zanneder. Neye lazım Herkes benim gibi berbattır diye şehamete imaniyi terk edip hizmeti İslam'a yapıyor. İslam hizmet etmiyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulme etmiş, bizi öldürüyor. Biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin kalıncıyla ile o yeisin başını parçalayacağız. Ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Bir şey bütün bütün elde edilmezse bütünle terk edilmez hadisinin hakikatiyle belini kıracağız inşallah. Yeis ümmetlerin, milletlerin seretan denilen, yani kanser denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Korkak, aşığı, acizlerin şeyinidir, tavrıdır, bahaneleridir. Şehamet-i İslami'nin şeyini, tavrı değildir. Bakın şu an içinde bulunduğumuz durumu, ümitsizliği anlatıyor. Nasıl bizi sömürmüşler ve sömürmeye devam ediyorlar anlatıyor. Peki bu durumdan nasıl kurtulacağımızı yine anlatıyor. Yine imanla. Ve 100 sene önce Müslümanlara sesleniyor. Şam'da, Emevi Camii'nde. Aynı seslenişi şu an bize de yapıyor. Bak üstümüze alalım. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri Ey alem İslam uyan. Kur'an'a sarıl. İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Bana sesleniyor ya. Sana sesleniyor. Bak hepimize sesleniyor. Kur'an'a yönel. Onu anlamaya, okumaya. Onu anlatacak. Onun bu zamanda bir mucize manevisi olan nur risalelerini mütala etmeye çalış. Lisan'ın, Kur'an'ın ayetlerini alemi duyururken hal, etvar, tavırların ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisan'ı halinle de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıtası saadeti olursun. Ey asıl asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları uyanınız. Alem-i İslam'ın fecr sadıkında, İslam aleminin şahlanışında gaflette bulunmak katiyen akıl kârı değil. Yine alem-i İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip, yükselip imanla ve İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül gelişip hakiki medeniyeti insaniye ve terakki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendi rehber eylemek lazımdır. Avrupa ve Amerika'dan getirilen. Bak bura çok önemli çok güzel bir tespit. Avrupa'da ve Amerika'dan getirilen ama hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı. Bak İslam'ın malı ya o fen ve sanat. Ama Avrupa'dan ve Amerika'dan getiriyoruz. Çünkü cahil bırakılmışız. Fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak imanla yoğurarak Kur'an'ın bahsettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla yani onun sanatkarları ve ustası namıyla onlara bakmalı. Saadet-i ebediye ve sermiliyeyi gösteren hakaki imaniye ve Kur'an'ın mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeli ve denetmeliyiz. Hem de sanata imanla birleştirmeliyiz. Eski çağların Cihangir, Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecmuasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefaat ve şehvet-i medeni sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek sefaat ve rezalet-i medeniyi süpürüp bu vatana ağabey hayat olan hakikati İslami sularını akıtınız. O hakikati İslami suları ile bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak. Bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülistan'a dönecektir inşallah. Bakın bu çok önemli. Fenle, ilimle, bilimle, imanı birleştirdiğimizde bu topraklarda yine şahlanacağız. Ama ikisi birsiz olmayacak. Fen imansız olmayacak. İlim, bilim imansız olmayacak. Biz de iman olduğunda zaten fen ve bilimde, ilimde, askerde her noktada en ileride oluyoruz. İman bu kadar önemli. Çünkü bir insanın fikrini değiştirirsen davranışını değiştirirsin. Şu an topla tüfek meselesi artık en son kısım. Şu an fikir savaşı var. Bir adamın fikrini değiştirdiğinde milyonlarca adam peşinden gelebiliyor. Bir adam milyonlarca adamın peşinden sürükleyebiliyor. Bakın bir adamdan bahsetmek istiyorum. Emanuel bu adamı duymuşsunuzdur. Yahudi Hahambaşı Çok rütbeli bir adam Yahudiler nezdinde. Osmanlı'nın yıkılışında çok önemli bir rol oynamış. Ve tabii ki İsrail yani Yahudi devletinin kurulmasında da çok önemli bir rol oynamış. Şimdi bu adam Bediüzzaman yanına gidiyor. Bakın nasıl bir hadise cereyan ediyor. İstanbul Hahambaşı Yahudi Karasso ile Bediüzzaman arasında Selanik'te cereyan eden bir konuşma sırasında Karasso konuşmayı yarıda bırakarak dışarı fırlamış ve arkadaşlarına eğer yanında biraz daha kalsaydım yani Bediüzzaman Hazretleri'nin yanında biraz daha kalsaydım az kalsın beni de Müslüman edecekti diyerek mağlubiyetine hayret ve telaşla ishar etmiştir. Karaso ki Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için sinsi ve tertipli bir şekilde çalışan gizli bir teşkilata mensup olup ortada fevkalade bir rol oynuyordu. Karasso'nun Bediüzzaman'ı ziyaret etmekten maksatı onu kendi fikrine çevirmek ve meşhum gayesine alet etmek idi fakat heyhat Bediüzzaman Hazretleri tabiri caizse tokatlayıp gönderiyor. Peki Karasso neden Bediüzzaman'ın yanına gidiyor? Çünkü ilim adamı fikir adamı biliyor ki onu çevirirseniz çevirebilsem çevirebilsem arkadan yüz binlerce insan gelecek. İşte düşman en ince ayrıntısını biliyor. En zayıf noktaları oynuyor. İmanımıza oynamış. Bak maalesef muvaffak olmuş. Fikirlerimize oynamış. E, bir adamın fikrini değiştirdiğinde davranışını değiştiriyorsun. Herkes bir kendine baksın. Bakıyorum kendime 11-12 sene önce İzmir'de üniversite okurken küçük parkta Alsancak'ta Bornova'da takılan bir adam ne İslam'a, ne İslam'ı hizmeti ne Kudüs davası ya umurumda mıydı benim ya? Yani? Günahların içinde bir adamdım. Ama sonra Risale'nin eseriyle tanışınca Rabbimi tanıdım, peygamberimi tanıdım, Kur'an-ı Kerim'i tanıdım. İyi imana ait bütün sorularımızın cevaplarını aldıkça taklidi olan kısımlarda tahkiki imana doğru ilerleme çalıştıkça ki inşallah bu ilerleme devam eder hepimiz için. Şuurum değişti, fikirlerim değişti, fikrim değişti, davranışım değişti. Şimdi elimden geldiğince bu İslam davasını anlatmaya çalışıyorum. İşte bu böyle. Biz bu İslam davasını ne kadar fazla kişiye anlatırsak, ne kadar fazla kişinin kalbine girersek safımıza o kadar fazla adam çekeriz. O zaman düşman korkar, işte. o zaman düşman titrer. Kudüs'e üzülüyoruz, Müslüman aleminin içinde bulunduğu durumu üzülüyoruz ya ve bu durumun suçlularını kendimizden başka herkese arıyoruz ya falanca şöyle yapmadı, filanca böyle açıklama yapmadı, ya şu devlet şöyle yapsaydı, ya şöyle gitseydik ya diyoruz ya onları bırak, bir kendine dön bak kendini bir doldur. Namazında, niyazında, ibadetinde, kavli dualarını yaptığın gibi de fiili dualarını bir yap. İman konuda kendini doldur ve imanı yanan kardeşlerine bir koş. İslam tarafına yeni kardeşlerimizi kazandırmaya çalış. Bak o zaman nasıl alem İslam'ın gidişatı Allah'ın izniyle değişiyor. Herkes kendini çeki düzen verip, herkes kendini düzelse zaten şu an bu durumda olmayız. Allah'ın izniyle Efendimizin müjdesi yerini bulacak. Müslümanlara, Yahudileri yenecek. Ama asıl soru şu ki biz o savaşın ne tarafındayız? Bir de ne tarafta olduğumuzdan ziyade biz bu savaş için ne yapıyoruz? Bu savaş için mücadele ediyor muyuz? Asıl mesele de bu zaten. Allah razı olsun ifade edeyim.